Albay general ve amiralliğe terfi etti. 23 general ve amiral de bir üst rütbeye yükseldi. Tamam, bu zaten her yıl oluyor. Ama burada öyle şeyler oldu ki konuşmamız lazım. Ne oldu? Mesela iki örnek üzerinden size ne olduğunu anlayabilmeniz için iki örnek vereceğim. Bir Albay Numan Kral var. Numan Kral yedek subaydı. Yedek subaylıktan Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye tarihinde ilk isim oldu. Bu hızlı yükselişi, füze gibi yükselişi, ne oldu falan diye bakarken tweetleri çıktı ortaya. Arkadaşlar bir kralın tweetlerini ekrana verir miyiz? Numan Kral Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran, mesela birkaçını okuyayım. Recep Tayyip Erdoğan bir şey yazmış TOG'la ilgili. Numan Kral demiş ki gurur duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Düşmanlarımızın her zaman birden fazla adım önünde olma düşünceniz millet olarak vizyonumuzu şekillendiriyor. Ondan sonra mesela birisi Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktığına şükretmiş. O da Allah'ım güç kuvvet versin inşallah. Böyle bir sürü tweet'i var. Sonra da Türkiye'de Genelkurmay tarihinde, askeri tarihte ilk defa yedek subaylıktan Tuğ Generalliğe yükselen isim olabiliyorsunuz. Bir başka isme dikkat çekeceğim. O da Metin Tokel. Bir videoyu seyredelim arkadaşlar. Zatenizin buraya gelişiyle birlikte başka tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz. Arkadaşlarımız da siz gelmeden sanki sizin geleceğini hissetmiş gibi sizin gözlerinizden öptüklerini arkadaşlarımız ifade etti. Bundan da gerçekten ben gecenin bu saatinde tümen komutanlara onur duydum. Allah arkadaşlarımıza yar ve yardımcısı olsun. Sizlerin tekrar buraya gelmenizden şeref duyduk, onur duyduk. Allah sizden razı olsun. Bu da orgeneral oldu Metin Tokel. Zat halinize buraya gelişiyle büyük onur duyduk, bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde hissettik diyordu. Sadece o değil, bir bando albay generalliğe terfi ettirildi. Bu da tarihte ilk. Barış Terkioğlu önceki gün bir yazı yazmıştı şurasız şura diye. Ondan bir paragraf okumak istiyorum size. Binali Yıldırım'a komik karşılama şovu yapan askerin ihbar uçağına seccade atarak namaz kılma gösterisiyle konuşulan havacı askerin, TSK'da Vahdettin övgüleriyle gündeme gelen askerin, hac ziyaretinde protokol isteyen askerin kararları konuşulmadı. Sizinle devam edelim Nail Bey. Evet, çok acı bir şey tabii. Ben 2011 yılında emekli olduğumda bu tür olaylar pek yoktu. Yavaş yavaş nüksediyordu. O da FETÖ. Türkiye çok unutan bir ülke herhalde sanıyorum. 1912-1913 işte Balkan Savaşı'nda, savaşı demek mümkün değil, Balkan faciası yaşadı bu ülke. Ordusu yaşattı. Selanik, Manastır ve Üsküp'ü tek kurşun atmadan düşmana teslim etti. Silahı ve askeri olmasına rağmen. Ve orada bugün bir paylaşım yaptım. Bir yüzbaşı, esir alınan bir Türk yüzbaşısı fotoğraf çekildiğinde Balkan faciasında yüzü görünmesin diye yüzünü çevirdi. Yani bir utanç lekesi Türk ordusu üzerinde. 1912-13'teki Türk ordusuna sürülen bir utanç lekesi. Nedeni ne? Siyasete ve tarikata bulaşmış bir ordu. Mustafa Kemal 1914'te bu Balkan Savaşı'ndan hemen sonra çok etkilenir. Neden? Selanik'te doğmuştur. Ağlar da yani, gözü yaşarır. Selanik Türk kentidir. Çoğu Türktür o zaman. Sadece Selanik için ağlamaz. Ordunun bu duruma gelişini için çok öfkelenir, hiddetlenir. O zaman yarbay, kurmay yarbay Sofya'da askeri ateşe. Nuri Jonker bir broşür hazırlar, gönderir arkadaşlarına. Mustafa Kemal'e de gönderir. Adı subay ve komutan. Balkan Savaşı'nda komuta heyetinin, Türk ordusunun yaptığı hataları çok açıklıkla söyler. Mustafa Kemal de yarbay Sofya'dan bu subay ve komutanla ilgili kitabı alır, tek tek cümle cümle inceler, buna cevap yazır.
Yaklaşık 40 sayfadır, tavsiye ederim bütün izleyicilere. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün askerlere de tavsiye ediyorum. Tam okunma zamanı. Neyse, çok şiddetli bir şekilde komutanları tenkit eder. Yarbay rütbesinin olmasına rağmen. Çok şiddet. Ama bir cümlesi var. Bakın. Der ki, ordunun can damarı olup köklü geleneklere bağlı olarak gelişip olgunlaşan askeri disiplin duygularını bugünkü Osmanlı ordusu içinde görmeyi arzu etmek insanın ruh ve tabiatını bilmemektir der. Yeah. Yarbay 1914. İşte o Balkan faciasını Türk milletine o utanç lekesini yaşatan orduyu yaşatmasının nedeni Mustafa Kemal'in tarikat ve siyaset. Dünya tarihinde, savaş tarihinde, 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde askerlik sanatından uzaklaşarak bunun yerine siyaset, tarikat veya başka hükümleri nüfuz altına alan hiçbir ordu gün yüzü görmemiştir. Evet. Bakın size bir şey söyleyeyim Bengü Hanım. Bu coğrafya çok pahalı, çok maliyetlidir. Bizim coğrafya, bu bölge. Ordu çökerse devlet yıkılır, ne vatan kalır, ne makam. Çok şimdi... Hoş. 102 yıl önce Balkan Harbi felaketini unuttuk diyelim. Hafızada problemimiz var ya, okuma yazma da yok. Tamam, unuttuk. Güzel de 15 Temmuz 2016'dan kaç yıl geçti? 8 yıl. 8 yılda insan unutur mu? Tarikata bulaşmış, siyasete bulaşmış bir ordunun içindeki kalbini ve bedenini Pensilvanya'daki CIA'ya kiralamış insanlar geldi, darbe girişiminde bulundu. Evet. Ama bunları tercih edenlere sormak lazım. Bunlara en yüksek sicili veren komutanlar kim? Çıksınlar. Bu en yüksek sicili verip tercih eden kim? Onu bırakalım. Peki 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi Balkan faciasından Türk ordusu için daha büyük bir utanç lekesidir. Neden biliyor musunuz? Balkan faciasında hiç olmasa karşıda bir düşman var. Burada düşman yok. Kendi tercih ettiğiniz, yüksek sicil verdiğiniz, koruduğunuz, kolladığınız bir ekip geldi, size hançerledi, CIA Pensilvanya'yı kiralamış. Bu daha büyük bir utanç. Evet. Peki, bu utancı yaşayan bir millet şunu bilmeli. Özellikle bu coğrafyada, Türk tarihinde, Türk tarihi ta Metehan 2000 milattan önce 209'a dayanır. Türk ordusunun kuruluşu milattan önce 209'dur. 2235 yıllık tarihi var. Bu tarihe, köklü tarihe sahip Türk ordusu yapabileceği en iyi şey, en iyi şey siyaset, tarikat ve dini hükümlerin dışında sadece ve sadece askerlik sanatına yönelmek, bir de emir komuta sistemi içinde hiyerarşi. Şimdi orduda tarikat olursa, diyelim ki Bahadır Bey şeyh diyelim, ben de müritiyim, var ya öyle basında, ben şimdi komutandan emir aldım, ben Suriye'de görevliyim, komutan dedi ki şöyle yap, ben de dedim ki ya böyle yapacağım ama mantığıma uymadı, bir şeyhime sorayım, Bahadır Bey'e sordum, hayır yapma dedi, yapmadım, böyle ordu mu olur? Evet. Onun için Türk ordusu Türk milletinin göz bebeğidir. Siyasetin dışında, tarikatların dışında, her türlü yelpazenin dışında olmalıdır. Türk ordusu Atatürk'ün ordusudur. Atatürk'ten uzaklaşan, Atatürk'ü elinin tersiyle iten bu ülke gün yüzü görmez. Ben size söyleyeyim sonucu. Yankı Bey, yani çok teşekkür ederim. İçim yanıyor yani onun, evet, için, kusura bakmayın. Çok üzücü, çok ağzınıza sağlık. Sağ Yankı Bey, şimdi yani... Ordu neredeyse tümüyle çok büyük oranda Fethullahçılara teslim edilmişti zaten. Ondan sonra bu darbe girişiminden sonra onlar tasfiye edildi. Yerine gelenler de bakıyoruz ya, hep tartışmalı. Yani böyle şey olur mu? Niye ilkleri yaşıyoruz? Erdoğan'a övgü yağdırır mı mesela bir asker?